Değerli 11. sınıf öğrencilerim, hepinizi selamlıyorum. Merhaba, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hepinizin gözlerinden öperim. Değerli öğrencilerim, 11. sınıf 1. dönem 2. test yazılısı cevaplarıyla baş başayız. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz soruları vermiştim. Çok önceden çalışın, kendinizi hazırlayın diye. Şu andaki videomuzda bu soruları cevaplayacağız ve sorularla ilgili konu anlatımlarını da yapacağım. Bir önceki videomuzda yanlış ve eksik yaptığınız konuların nasıl yapılması gerektiğini bu videomuzda da öğrenmiş olacaksınız. Değerli öğrencilerim, evet sevgili arkadaşlar, şimdi sorularımıza geçelim. Sorularımızın cevaplarına daha doğrusu geçelim. Sorularımızı siz çözmüştünüz. Arkadaşlar, birinci sorumuz: aşağıdaki sanatçılardan hangisi klasizmin temsilcilerinden biri değildir diye sormuştuk. Arkadaşlar, Lamartine, Denizli. Verilen şıklardan Denizli seçeneği doğru cevap değil. Neden? Çünkü arkadaşlar, Fenelon, Racine, La Fontaine, Molière klasizmden, Lamartine ise daha sonra gelen akımlardan, romantizmde. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki Türk edebiyatı sanatçılarından hangisi romantizm akımının temsilcilerindendir? Demiş arkadaşlar, temsilcisidir. Arkadaşlar, Ahmet Mithat Efendi romantizm akımının temsilcisidir arkadaşlar. Şinasi klasizmden etkilenmiştir. Mehmet Rauf, Reşat Nuri, Refik Halit, bunlar daha çok realisttir ama Ahmet Mithat Efendi romantiktir. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki edebiyat diyor. Aşağıdaki bilimlerden hangisinin içerisinde yer alır? Güzel sanatların içinde yer alır arkadaşlar. Dördüncü soruda da yukarıda özellikleri verilen edebiyatın ilişki kurduğu bilim dalı hangisidir? Arkadaşlar, metne dikkat ettiğimiz zaman sosyal hayatla ilgili bir ilişki söyleniyor. Burada sosyoloji ile ilişkilidir. Beşte de gene edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi üzerine bir soru sorulmuş ve hangisiyle ilişkisi yoktur denmiş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, jeoloji bilimiyle bir ilişkisi yoktur. Yani edebiyat jeolojiyle bir ilişki kurmaz. Ama dil bilimi, psikoloji, sosyoloji, felsefe, tarih, coğrafya gibi bilim dallarıyla, bunlar daha yakından ilişkili olduğu bilim dalları. Bir de çok uzaktan. Ha, olsa olsa çok 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 belki uzaktan olabilir ama değil. Jeolojiyle ilişki yok. Soru 6. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi edebiyatla ikinci dereceden ilişkidir? Evet, bak, biraz önceki soruda birinci veya ikinci dereceden bahsetmiştik. Arkadaşlar, biyoloji ikinci dereceden ilişkilidir. Çünkü biyoloji çok doğrudan bir etki yapmaz. Ama felsefe, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi doğrudan birinci derecede ilişkilidir edebi eserlerle ilgili, edebiyatla. Soru 7'de ise Emil Zola'nın kurucusu olduğu ve realizm akımının aşırı bir devamı sayılan edebiyat akımı nedir? Hangisidir? Naturalizm arkadaşlar. Realizmin bir adım ötesidir arkadaşlar. Naturalizm deneye dayanır, biliyorsunuz. Yani o gerçekliği niye öyle olduğunu araştırır, deneye yatırır. Bilimi edebiyata sokmuştur. 8. soruda da hangisi doğru sıralanışla verilmiş? 16. yüzyılda ortaya çıkan, daha doğrusu ortaya çıkış zamanlarına göre arkadaşlar, 16. yüzyılda hümanizmle başlamış. Sonra evet, Bursa seçeneğinde klasizm, romantizm, realizm, naturalizm şeklinde böyle gidiyor. Evet, 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir demiş arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sunum yaparken sunum sırasında dinleyicinin görüşlerine sık sık başvurulması sunumla da dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değil. 10. soruda da bir parça verilmişti, hatırlayın. Bu parçada diyor, Dostoyevski'nin romanlarının hangi özellikleri belirtilmektedir? Dostoyevski'nin romanlarıyla ilgili. Arkadaşlar, Dostoyevski'nin romanları kalıcılık ve özgünlük bakımından burada değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu metni parçaya göre cevaplayacağız. Dikkat edin. Bu parçada bir kalıcılık özelliği ön plana alınmış, iki özgün oluşu arkadaşlar ele almış. Evet, romanda kendine ait bir kanal açıp teknesini yüzdürdüğünden eminim. Evet, bakın, burada örtük bir ifadeyle özgün olduğu vurgulanıyor. 11. soruya gelelim.
Arkadaşlar aşağıdaki hikayecilerimizden hangisi batılı anlamda ilk hikayemiz olan Letaif-i Rivayat'ın yazarıdır? Arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi. Önceki sorularda Ahmet Mithat Efendi ile ilgili etkilendiği akımı konuşmuştuk. Evet, romantizm akımına da bağlı bir kişi. Ahmet Mithat Efendi. Dakameron adlı eserin yazarı Boccaccio hangi ülke edebiyatı sanatçısıdır arkadaşlar? İtalya. Evet, kurban olam, kurban olam beşikte yatan kuzuya. Yukarıdaki şiirde altı çizili birimde hangi söz sanatı yapılmış arkadaşlar? Evet, beşikte yatan kuzu. Arkadaşlar istihare. Kuzu beşikte yatmaz. Burada bir benzetme ilgisi kurulmuş. Neyle? Bebekle ilgili arkadaşlar. Bebekleri kuzuya benzetmiş. Dolayısıyla benzeyen yok ama benzetilen var. Yani bebek dememiş, bak dikkat et. Benzetilen, kuzu demiş. Dolayısıyla istihare sanatı var. Açık istihare, evet, kendisine benzetilen açık istihare yapılmıştı diyebiliriz. Doğru cevap Adana. Evet, o zaman 11. soru Bursa, 12. soru Adana, 13. soru Adana şeklinde sevgili arkadaşlar işaretliyoruz. Evet, 14. soru. Ey sevgili, sen bu ilden gittin gideli, yaprak döktü ağaçlar, coştu gökyüzü. Burada hangi söz sanatı yapılmış? Arkadaşlar Hüsnü Talip, yani gökyüzünün ağlaması, yani yağmurun yağması, coşması, ağaçların yaprak dökmesinin sebebini sevgilinin gidişine bağlamış. Dolayısıyla güzel sebebe bağlama sanatı, yani Hüsnü Talip yapmış. Arkadaşlar 15. soruda da noktalama işaretleriyle ilgili bir soru sorulmuş. Burada da Bursa seçeneği doğru cevap. Neden? Çünkü hocaya sormuşlar. İki nokta üst üste. Bakın büyük harfle başlıyor. Bir açıklama var. Sonra bir şey icat ettin mi demiş. Mı ayrılmış. Soru işareti. Soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Ettim virgül demiş. Noktalı virgül. Sıralı bağlı cümle. Sıralı cümle. Evet. Tabii sıralı bağlı cümle. Hoca çünkü öznesi ortak. Ama ben de beğenmedim demiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar oraya da noktalı virgül koyuyoruz ve Bursa seçeneği. 16. soruya geldik. Bu dörtlüğün ilk üç dizesindeki kafiye çeşidi nedir? Ha. Tahta erişti, bahta erişti, baht erişti. Arkadaşlar 3 tane ses benzeşmesi var. 2'den fazla. Zengin kafiye, a erişti, a eriştiler de redif. Anlam ve görevi aynı olan kelimeler redifti biliyorsunuz. Dolayısıyla zengin kafiye diyoruz. 3 ses benzer, 2'den fazla da ses benziyorsa görev ve anlamları farklı. Kafiye, zengin kafiye burada. Diğerleri redif. 17'de ise arkadaşlar aşağıdaki hikayecilerden hangisi toplumcu, gerçekçi sanatçılardandır arkadaşlar? Biliyorsunuz hikaye konusunu gördüğümüz zaman özellikle Cumhuriyet dönemindeki hikaye toplulukları görüşlerini görmüştük. Burada Samim Kocagöz arkadaşlar diğerlerinden farklıdır, toplumsal gerçekçidir. Diğer arkadaşlar milli manevi konuları ele alan sanatçılar. Nihal Atsız, Sevinç Çokum, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi. Evet, bunlar milli manevi konuları esas alan hikayecilerdir. Samim Kocagöz ise toplumcu gerçekçi hikayeler yazan bir sanatçıdır. Ve bir parça verilmiş. Deniyor ki burada hangisi, aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basıyor arkadaşlar? Öyküleyici anlatım ağır basıyor sevgili arkadaşlar. Dikkat edin, bir olay var, kahraman var, zaman mekan içinde geçiyor. Bir anlatıcısı var. Evet, kurmaca bir gerçeklik ve kurmaca bir anlatıcı var. Ve belli bir bakış açısıyla anlatıyor. 19. soru. Arkadaşlar bu şekilde konuşan biri aşağıdaki dönemlerden hangisini kastediyordur? Bakalım. Bu dönem şiirde içerik yeni kavramlardan oluşmuştur. Ancak şiirin şekil özellikleri eskidir. Arkadaşlar bu Tanzimat edebiyatıdır. Tanzimatçılar içerik olarak sevgili arkadaşlar yeni kavramlar, hak, hukuk, adalet gibi kavramları ele almışlar. Fakat şekil olarak eskinin şeklini kullanmışlar. Beyitlerle yazmışlar. Aruz ölçüsünü kullanmışlar. Mesela gazel gibi, kaside gibi. Mesela Namık Kemal'in Hürriyet kasidesini hatırlayın. Kitabımızda da var bu parça biliyorsunuz.
Hürriyet gazetesine bak. Hürriyet gazetesi. Yani Özgürlük gazetesi. Bir defa başlık çelişiyor değil mi? Şeyle, içerikle. Kaside değil. Hürriyet kavramı işlendiğini anlatıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Bursa seçeneği. 20. sorumuza gelelim. Aşağıdaki şairlerden hangisi saf şiirin temsilcilerindendir? Evet. Arkadaşlar şairlere baktığımız zaman Ahmet Haşim saf şiirin temsilcisidir. Namık Kemal Olamaz zaten o Tanzimat dönemi şairlerimizden arkadaşlar. Ahmet Haşim aynı zamanda biliyorsunuz Fecraati dönemi sanatçılarından ve saf şiirin temsilcisi. 21. soruda Yahya Kemal arkadaşlar. Hangisi diyor bir topluluğa bağlı kalmadan eser veren sanatçılarımızdandır? Arkadaşlar Yahya Kemal Servet Fünun döneminde yaşamış fakat herhangi bir gruba girmemiş. Yani Servet Fünun'a falan girmemiş. Hatta Fecraati döneminde, Cumhuriyet döneminde de yaşadı biliyorsunuz. Devlet görevi de gören bir kişi. Ama girmemiş topluluğa. Bursa ve 22. soruda da arkadaşlar genç kalemler Yeni Lisan makalesi arkadaşlar milli edebiyat akımının ilkelerini ortaya koyan gazete yayın organı Genç Kalemler dergisi düzeltiyorum ve Yeni Lisan makalesi ile milli edebiyatın görüş ve düşünceleri burada ne yapılmıştır? Ortaya konmuştur sanat hakkında, edebiyat hakkında. 23'e gelelim. Arkadaşlar burada bir dil bilgisi sorusu sormuş. Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir? Arkadaşlar öğelerini ayırıyoruz. Denizli seçeneğine yer verilmemiş. Yani burada zarf tümleci yok. Özne var. Sade yazmakla zamanına göre çok ileride olan Akif Mehmet. Şiirimize neye? Şiirimiz dolayı. Halk dilini mahalle sonra belirtili nesne getirmiştir yükten. Evet zarf tümleci yok. Arkadaşlar 20. soru cümlede önemsenen öğeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır? Arkadaşlar Bursa seçeneği sesin suskunluğumuzu bölerdi. Bölen ne sesin özne? Neyi bölerdi? Suskunluğumuzu. Evet belirtili nesne. Arkadaşlar bir öğeyi vurgulamak için yüklemin en yakınına getiriyoruz. Burada da nesne diyor. Nerede vurgulanmış? Nesne en yakında olduğu için B şıkkı. A'da ben derken özneyi vurgulamış. Saçlarım derken benim de saçlarım kokardı. Evet orada da. Evet dolayısıyla B şıkkı. 25. soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizgiyle bir günün ortak görevleri arasında yer alır demiş. Ara sözleri belirtmek arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kısa çizgi ile virgülün ortak özelliği ara sözleri belirtmektir. Ceyhan seçeneği. Evet. 26. soruda ise aşağıdakilerin hangisinde iki nokta işareti yanlış kullanılmıştır? Denizli'de arkadaşlar yanlış kullanılmıştır. Bakıyoruz. Bugün sana yardım edemem. Çünkü yapılacak çok işim var. Burada noktalı virgül olmalı. Sevgili arkadaşlar neden? Çünkü cümle devam ediyor. Sıralı bir cümle. Ya nokta koyacaksın ya da noktalı virgül koyacaksın. Ha, nokta koyarsan problem yok çünkü bakın büyük harfle devam edebilir. Fakat noktalı virgül koyarsak çünkü'nün ç'sini de küçültmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış orada. Arkadaşlar hatırlayın bir tablo vermiştik. Yukarıdaki tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar birinciye Ahmet Hamdi Tanpınar getirilmeli. Yaz Yağmuru yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar. İkinciye eser olarak oğlumuz getirilmeli. Yazarı kim? Tarık Buğra. Evet doğru. Evet Sami Kocagöz ne yazmış? Telli Kavak. Merhaba Akdeniz kimin? Halikarnas balıkçısının. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar numaralı yerlere bunları getirmemiz doğru olur. Bir Ahmet Hamdi Tanpınar. İki oğlumuz. Üç Telli Kavak. Dört Halikarnas balıkçısını getiriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet, geliyoruz bir diğer tablo sorumuza. Diyor ki, yukarıdaki tabloda toplumcu gerçekçi hikayeciler aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Burada Rus edebiyatı ve Amerikan edebiyatı. Arkadaşlar biliyorsunuz kitabımızda dünya edebiyatındaki hikayecilerin
akımları da, mensup oldukları akımlar da var konu olarak. Arkadaşlar birinciye Maxim Gorki yazacağız Rus edebiyatında. İkinciye Mihail Şolohov yazacağız. Evet, toplumcu gerçekçi. Amerikan edebiyatında ise Jack London üçüncü numaraya. Dördüncüye de John Steinbeck. Evet, John Steinbeck'i ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap Adana seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bu hikaye türünün adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bu hikaye türünde gerçekçilik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf birey ele alınır. Bu modernist hikayenin özelliğidir arkadaşlar. Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Soru 30. Tevfik Fikret hangi edebiyatçının yönlendirmesiyle hangi derginin başına getirilmiştir? Arkadaşlar Denizli seçeneği Recaizade Mahmud Ekrem, Servet Fünun. Arkadaşlar Recaizade Mahmud Ekrem, Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi'nden edebiyat öğretmeni. Dolayısıyla yeni edebiyatın savunucusu Recaizade Mahmud Ekrem ve öğrencisi olan, talebesi olan Tevfik Fikret'i Servet Fünun dergisine getirilmiş, yazı işleri müdürlüğüne getirilmiş ve bu süreçten sonra yaklaşık 200 küsür sayıdan sonra bir fen, bilim, teknik dergisi olan Servet Fünun dergisi artık edebiyat dergisi olarak yeni edebiyatın savunucularının toplandığı bir dergi olmuş. Dolayısıyla Recaizade Mahmud Ekrem ve Servet Fünun şeklinde Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Arkadaşlar Tevfik Fikret'i Servet Fünun'un başına Recaizade Mahmud Ekrem getirdi ve böylelikle yeni edebiyat savunucuları burada devam etti. Evet arkadaşlar, sorularımızın sonuna geldik. Gireceğiniz yazılıda hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve likeladığınız için teşekkür ederim. Tüm arkadaş çevrenizle paylaşmanızı istiyorum. Özellikle Facebook, Twitter, Instagram adreslerinde aboneliklerinizle, üyeliklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Bilgi paylaşa paylaşa çoğalır. Hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum arkadaşlar. Yeni videolarımızda buluşmak üzere. 11. sınıfla ilgili diğer yazılı videolarımız da var. Diğer derslerle ilgili. Onları da muhakkak çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Başarılı bir yazılı dönemi geçirmenizi istiyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.